Burak Güngör'ün videosunda var mı peki? Bunlar bildiğim şeyler. Evet, 8 saat önce. Belki Burak söylemiştir. Bu video ne zaman? Docpacking'i? 3 gün önce. Do you think Burak bakın 2 3 gündür kanalımda çok fazla denk geldiğiniz Mr. Beast draması ile alakalı yeni bir Tamam hepsini anında paylaşırız bu yenidir. Kanalım üzerinde her gün gündemle He, bunda da yoksa abi hiçbir yerde bulamazsın. Alakalı olarak farklı farklı içeriklere yer verdiğim için bu içeriklerin tamamının herkes tarafından ilgi görmesi imkansız. Game Bunun bilincindeyim olur. ve bu sebeple videonun başında bir uyarı yapmak evet. istiyorum. Bu video global evet. bir drama ile alakalıdır. Bu video Mr. Beast ile alakalıdır. Eğer global yani YouTube drama Mr. Beast ne yaptın? Ben 675 bin kefalet imzası verdim, 110 milyonlara nakit para var. 675 <laughs> <laughs> bin yani. kefalet, 110 milyonlara nakit. Tabii, şey dahil mi bunlar, şu <laughs> e, en son kampanyada verdiğimiz dahil. Evet. O harc, o bağış. <laughs> o bağış. Abi, biz sadece yeteri kadar konuşulmadı mı insanlar? Evet abi ya, insanlar, ya bence Mister artık böyle ne bileyim, millet seviyor, ediyor da. Bir YouTuber sevgisi yok o Elif'in üstünde artık. Ya, televizyon yıldızı gibi bir şey yani. ...veya Mr. Beast ile hiçbir şekilde ilgilenmiyorsanız bu videoyu izlemeniz için hiçbir sebep... Ben hiçbir şekilde ilgilenmiyorum ama Yoktur. izleyeceğim. Ama onu. emin olun bu videoyu büyük bir merakla izleyecek. Konuyu fazlasıyla evet. merak eden binlerce belki de milyonlarca insan var. Bu yüzden bu konu sizin hiçbir şekilde ilginizi çekmiyorsa videoyu izlemeden kötü yorum yapmak yerine direkt olarak geçmeyi tercih edin. Niye böyle bir açıklama yaptım? Türkiye'de çok ağır MrBeast salyalılığı var bu arada biliyor musunuz ya? Bizim... Komünitede çok görmüyoruz ama ben çok denk geliyorum böyle Mister sallamalı videolar olunca. Türkiye'de bir şey açlığı var çünkü böyle. Abi inanılmaz bir içerik yapıyor. Manyak bir içerik. Türkiye'de de yapıldığında böyle çok manyak içerik. Hani içerik iyi mi kötü mü eğleniyor musun değil. Çok para harcanan bir içerik. Ya amına koyayım. İçeriğin çok para harcaması gerekiyor ki. Allah webcam'i direkt koyup böyle adam komik bir şey anlatırsa bence o içerik daha iyidir anladın mı? çok fazla manyak parası olan yapar abi. Acun da yapıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama YouTube'da yapıyor. E ee, yani Evet bu uyarı sıkıcıysa sıkıcıdır. De yaptığımıza göre artık yavaş yavaş videoya geçebiliriz. Arkadaşlar dün MrBeast ile alakalı çok büyük bir skandal patladı. Belki de MrBeast markası ilk defa tüketiciler tarafından güvenilirliği bu kadar çok sorgulanabilecek Dört bir hale geldi. Peki dün ne oldu MrBeast ile alakalı bu skandal Sonuç ne? Geçelim. Yine aynı şekilde deli deli böyle fan bir de Mr. Beast markasının güvenilirliği neden sorgulanacak? İşte bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Dilim döndüğünce sizlere bütün detayları anlatmaya çalışacağım. Ben çikolatasını yemem artık. Fakat öncesinde her gün video attığım bu düzende bana destek olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Artık gerçekten 2 milyon abone olmak istiyorum. Üşenmeyip lütfen abone şu butona tamam. tıklayın. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Evet öncelikle hiç bilmeyenler için MrBeast Beast hakkında bu hafta kanalımda neden 3 evet. yeni video geldi bununla başlayalım. Şimdi önceki 2 videoyu bilmeyenler için çok kısa bir şekilde özet geçeceğim. Bildiğiniz üzere MrBeast Beast kanalı şu anda dünyanın en popüler YouTube kanalı. Bu kanalın popüler olmasıyla beraber kanalın baş kahramanı ve sahibi olan ben videoları 2 x e de 1.5x izleyemediğim Ben yani. Jimmy ile beraber Jimmy'nin arkadaşları da dünya üzerinde çok büyük bir popülerite elde etti. Ama Subway Surfer koyabilirim. Böyle güzel bir subway koyayım bari ya. Böyle bir suratlı Abi kick tıklayalım. gizli jojo devam edemez miyiz yahu? Abi devam ederiz çok güzel. Hayatımız kayar sonra. İngilizce başlık var lan. Mr. Beast Exposed. Is MrBeast a liar? Game over. İşte bu arkadaşlarından olan hatta ekibin en eski üyelerinden biri olan Chris Tyson da geçtiğimiz günlerde çok skandal olaylara karıştı. Bu olaylarda Chris Tyson'ın 13-14 yaşındaki çocuklarla cinsel içerikli menşinlaşmalara girdiği, DM'leşmelere girdiği hatta kimilerine göre daha da ileri götürdüğü iddia edilmekte. Hatta sadece iddia demeyelim bunlardan bazıları da ayan beyan ortada. İşte bu iddialarla, bu kanıtlarla beraber Chris Tyson'ın varlığı inanılmaz... Hatta daha keyifli bir şey açacağım. Half-Life 1 speedrun açacağım. Onlar çok daha iyi. Of Life bir speed. Oğlum 14 yaşında olan o değil. Kıyım adamın. hatta önceki hali sonraki hal, oğlum 14 yaşında olan <laughs> değil. Bro <is> cooked. ortada. <laughs> i̇şte bu iddialarla, bu kanıtlarla beraber Chris Tyson'ın varlığı inanılmaz derecede sorgulanmaya. Yine aynı oluyor. şekilde Mr. Beast'in <laughs> ekibinden <'le gülüyor> <laughs> uzaklaştırılması <gülüyor> için Mr. <laughs> Benim Burak bir kere Burak beni 12 buçukta mı ne aradı tamam mı? Sen dedi yayın işlerinden çok iyi anlıyorsun bilmem ne işte, e falan. Çünkü bu mikrofonu yeni aldığında. Ben de bu mikrofonu taktım diyor sadece sağdan ses veriyordu Yeni mikrofonu değiştirmiş o zaman. Abi dedim. Baktım Google'a yazdım. Yani sonra dank etti. Ses kartına takıldan dolayı zaten tek kanaldan ses verir. Dedim gidip Mono'ya alacaksın. Dedi öyle şey olmaz ya bu mikrofon dedi çok iyi mikrofon falan. Gittim aldım ben bunu podcast mikrofonu falan. Öyle bir Windows'tan mı mono yapacaksın? Abi dedim evet başka bir yolu yok yani. Bir, bir, kanal çünkü ses kartında iki giriş var işte biri sağ biri sol. İnandıramadım yarım saat konuştuk. <laughs> Chris'te de büyük linç kampanyası başlatıldı. Tam bu Chris Tyson konusu konuşulurken aşağı yukarı bütün insanlar Mr.Beast'in artık Atla buna bir tepki ya. vereceğini Bayağı düşünürken Mr.Beast'in eski ekip Kavga üyelerinden çıkmadı. biri olan Jack de konuyla alakalı olarak bir tweet attı ve attığı tweetinde şunu söyledi. Jimmy her şeyi biliyordu. İddia ettiği şey çok basitti. Ama. Jack amiyane tabirle Chris'in bütün olaylarını kabul ediyor. Bu olayları ekibin de bildiğini Onları söylüyor ve yine aynı bilmiş. şekilde doğrudan ekip biliyor haliyle Jimmy de biliyor diyordu. Jimmy'nin Chris bilmiyorum. hakkındaki bu 13-14 yaşındaki çocuklarla olan muhabbetleri bilip yıllarca onu ekibinde tutmuştu zaten başlı başına bir tartışma konusuydu. Sonra ne oldu? İnsanlar bu konuyu köpürtmeye devam ederken ve Chris Tyson olayı üzerinden Mr. Beast markasını yıpratmaya devam ederken Mr. Bizecek Beast Bırak yani, Bırak yani. Jimmy X hesabı üzerinden Olmaz konuyla aydın. alakalı olarak bir paylaşım yaptı. Yap Şimdi bir dakika buraları biliyoruz. Zaten bu adamın açıklaması zarttır zurtturu. Ha. Bize tam olarak bu lazım. Bu kısımdan sonrası bize gerekli olan kısım. Videoyu YouTube'un bilerek önermemesi bir vikaleye denk gelebilirsiniz. Shadowban ne demek çok kısa bir şekilde anlatayım. Son o videoyu Shadowban mı yemiş lan herif atan? Thank uzaklaştırdığını ve yine aynı şekilde bu konu özelindeki farklı gelişmeleri de takip edeceğini alenen izleyicilerine söyledi. Ben de bu açıklamanın ardından çektiğim ikinci videomda bence bu açıklamayla beraber konunun MrBeast ile alakalı kısmı kapandı. Bundan sonra ne olacaksa Chris Tyson olur dedim. Fakat düşündüğüm gibi olmadı. Dün yine MrBeast ekibinin eski çalışanlarından biri MrBeast ile alakalı olarak bir saatlik bir YouTube videosu yayınladı. Bu yayınlanmış olan bir saatlik videoda MrBeast ve MrBeast markasıyla alakalı olarak çok sansasyonel iddialar ortaya attı. Hali Haliyle insanlar bu bir saatlik videoya inanılmaz derecede ilgi gösterdiler ve Ski işte o esnada da çok ya. enteresan İten bir şey var. yaşandı. İlgili Ski video Ski YouTube Ski tarafından Ski Shadow Ban Bakın bunu hiçbir şekilde %100 olarak kanıt. E, Shadow Ban yer tabi ya YouTube'un işine geliyor ki. YouTube, YouTube Beast'e zarar ver, veremez yani. Vermek istemez zaten. Onların Parası gidebilir Fakat ben bir YouTuber olarak şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. O videoda Shadowban var. Shadowban olayını nasıl anlayabileceğinize dair Google üzerinden yapacağınız Kanka araştırmalarla binlerce cimri, makaleye cimri, cimri, cimri denk gelebilir. kendisi de bilmiyor mu mantiken? ...bilirsiniz. Shadowban neden... O diğeri evet. ...demek oğlum. çok kısa Daha bir demin şekilde dedik anlatayım sonrasında şu bir saatlik videonun içerisinde yok. iddia edilen temel başlıklara bir beraber... Bir gibi. şey diyeceğim. Evet ben de Burak'ı hala kaşsız görüyorum bak. Ciddi ciddi Hasan. Harbiden ben de Burak'ı hep kaşsız görüyorum. Benim için kaşları çıkmadı bu adamın. Yıllardır öyle, ben her baktığımda kaşsız hep. Olmuyor. Girelim. Arkadaşlar Shadow yani. Man aslında herkesin anlayacağı... Mesela şu tarafa falan bakarak video izlersem %100 kaçsız hani anladın mı? Direkt kaş'a bakarsam kaş'lı. ...bileceği dil de şu demek. Bir videoyu YouTube'un bilerek Kaşımı sizlere bakmış. göstermemesi. Bir videoyu YouTube'un bilerek önermemesi. Bir videonun izlenmesini YouTube'un bilerek engellemesi. Shadowban'ı en anlaşılabilir dille bu şekilde sizlere anlatabilirim. Peki bu ban yiyen bir saatlik iddialarla dolu videonun içerisinde... E gene iyi Beast izlenmiş oğlum 12.000 takipçisi markası. var yani Bundan ulaşmış çok anlatıyor. şey. ...arkadaşlar gerçekten çok şey anlatıyor. Şimdi ortaya attığı iddiaları kategorilere ayırdım çünkü çok fazlalar. Ve yine aynı şekilde tamamına yer vermeyip sizlere Shadowban gerçekten... ...önemli olduğuna karar verdiğim başlıkları anlatacağım. Ha ilgili videonun tamamında belki benim... ...önem verdiğim şeyler size önemsiz gelebilir. Vardı. Yine aynı şekilde benim önemsiz gördüğüm şeyler de... ...size önemli gelebilir. Bunu peşinden söyleyeyim. Bu videonun sonunda şey zaten, zaten ilgili videoya nasıl... ...ulaşabileceğinizi de sizlere söyleyeceğim. Nasıl Şimdi ilk abi? olarak ortaya atılan iddiaların... ...videolarla alakalı olan kısımlarından bahsedelim. Eski ekip arkadaşım Mr. Beast'in videolarındaki... ...kastların bilerek seçildiğini... ...o kastlar özelinde anlatılan hikayelerin... ...birçoğunun yalan olduğunu ve yine aynı şekilde... ...bu fake kastlarla çekilen fake videolarda... ...çok fazla oynama olduğunu, çok çok fazla fake olduğunu dile no, getiriyor. Ciddi. Şimdi burada fake derken veya Zartılıyor oynama abi. derken sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyorum. Ben Mister Bitsin CGI teknolojisi ben bunun CGI olmadığını düşünüyorum bu arada. kullandığını ve videolarının bazı yerlerinde çok büyük fake'ler olduğunu söylediğimde ya, o treni attı oraya yani. İnanılmaz derecede linç linçemiştim Türkiye'de. Hatta bugün bile bazı izle <laughs> Yoruma bak. Çok <laughs> büyük fake'ler olduğunu söylediğimde inanılmaz Özellikle otistik yorumlar almış. İyip bırıp gazmış için adam orayı nasıl faka yapsın bidik <laughs> Gerçektir her şey. Bırak Ağlama bırak. Sen yapamıyorsun diye ya. alayı bok atma. Bidik <laughs> az derecede linç. Çay adam 980 <laughs> Türkiye'de. Hatta bir bugün de bazı izleyiciler videolarımın yorumlarına gelip prim için MrBeast'e sallamıştın sen falan diyorlar. O video her YouTuber gibi tabii ki benim de izlenmek için çektiğim bir videoydu fakat yalan değildi. MrBeast videolarında gayet CGI teknolojisinden faydalanıyordu ve videolarında bazı fake unsurlar vardı. Üstelik Neyse konu bunu başlıyor. Bunu tek o söyleyen konu de ben konuşayım. değilim. Belki ilklerden biriydim fakat sonrasında globalde bu konuyla alakalı olarak çok fazla video çekildi. Son olarak da eski ekip arkadaşı bunu alenen kabul etti. Ki bunu çektiği videoda böyle çok ufak kanıtlarla falan veriyor bu arada haberiniz olsun. Neyse efendim nerede kalmıştık? Demiştik ki sadece CGI teknolojisinden bahsetmiyor. Peki neyden bahsediyor? Mesela şundan bahsediyor. Sallıyorum denizde 48 saat geçirme adında bir video yayınlıyor Mr. Aslında orada denizde değiller. Florida'da bir stüdyodalar. Ama o kadar, Titanin çekildiği stüdyodalar. Evet, biz de James Cameron'ın stüdyosunda da, orada takılıyorlar. Pide kebap Bu videonun içerisinde sen teknede kalmış gibi kendini gösteriyorsun. Fakat sen o videoda teknede kalmadın. Sen o hayır oh, hey, bayağı prodüksiyonlu video yapmışsın. Videoda mi? prodüksiyonun kaldığı yan teknede gayet rahat bir şekilde kaldın diyor. Ve bunu da videolardan görüntüler koyarak He... kanıtlamaya çalışıyor. Bidek. Yine aynı şekilde özellikle çok tutan içeriği olan yarışma formatlarında ekranda yanlış timer'lar kullanıldığını, bazı yarışmacıların bilerek son saniyeye bıraktığını ve yine aynı şekilde videolarda MrBeast'in istediği gibi oynamalı. Abi bunu ben açıkçası şaşırmadım yani. Çok uzun süredir konuştuğumuz bir şey. Bu lavuk zaten televizyon programına döndü. YouTube'un da e, genel medyayla zaten verdiği savaşın şu an en büyük temsilcisi MrBeast. YouTube'u yani televizyonu hiç kurdunuz mu? Televizyona hiç YouTube'a girdiniz mi? Ya bilmiyorum ben hani hep bilgisayarda YouTube kullandım. Hep hesabımın girili YouTube'larda kullandığımdan dolayı mesela aile evine gittiğimde televizyona YouTube'da girdiğimde en tepede MrBeast çıkıyor. Her zaman. ...yaparak zaman zaman Peace. videoların kaderinin kurguda belirlendiğini iddia ediyor. Şimdi bu benim nezdimde bir saatlik videoda videolar hakkında ortaya atılan iddialardı. Fakat bu eski ekip arkadaşının MrBeast'te en çok yürüdüğü mevzu, aboneleri, abonelerine yaptığı satışlar, abonelerine kumar oynatması ve yine aynı şekilde abonelik çağrıları. Burası gerçekten çok Çocuk ciddi iddialar içeren... Çalan... Ne anlamadım ne? Çok karanlık bir yer, bunu peşinden söyle. Benden duymuş olma da... Duyamıyorum ki. Basamıyorum ki. Chat o kadar kayboldu. Pas lan. Ben buna inanmam bu arada. Ben buna inanmam. Söylüyorum. Şimdi eski ekip arkadaşı temelde şunu söylüyor. Mr. Beast abone... Eski ekip arkadaşı temel mi? Has lan. Sayısını arttırmak için... Biraz bir otizmi bir durum hile yapıyor diyor. Peki abone sayısını arttırmak bir için hile yapıyor cümlesinin şey. alt metni ne? Mesela eski ekip arkadaş şunu söylüyor ki MrBeast izleyen herkes de bu cümleyi Jimin'in ağzından en az bir kere duymuştur. Kanala abone ol ve sonraki videoda olma şansını yakala. Videoyu çeken arkadaş bunun tamamen bir yalan olduğunu söylüyor. Yine aynı şekilde bir dönem MrBeast'in çok fazla yaptığı videonun bir yerinde ara verip arkasında yüzlerce telefon göstererek işte bunlara bu kadar... Çaracter yapınca şey yapıyorsunuz, Mister Beast yapınca Allah Allah ne iyi adam, telefon dağıtıyor. Hadi canım. Dolar harcadım. Eğer bunlardan birine sahip olmak istiyorsan işte şu kadar dakika içerisinde kanalıma abone ol. Veya yine aynı şekilde abone ol ve arkamda gördüğüm binlerce dolar Ar harcadığım Cristo hediyelerden bir... atom bombası atmış biliyor musun film senin olsun. i̇şte eski ekip arkadaşı ilgili videoda bunların tamamının yalan olduğunu söylüyor. <laughs> hatta ve hatta globalde YouTube'un tanrısı olarak kabul edilen PewDiePie'in MrBeast'in bu abone çağrısı yaptığı anlardan birini izlediği kesidini paylaşıyor ve PewDiePie o kesitte alenen bu duruma isyan ediyor. Bunun yasa dışı bir şey olduğunu söylüyor ve MrBeast'in bunu sürekli yaptığını söylüyor. Gülüyor ediyor bildiğiniz makaraya vuruyor dalga geçiyor evet. yani. Sonrasında yine aynı şekilde bu bir saatlik videoda Mr. Beast'in çok... Bak PewDiePie severim. PewDiePie'in tek yorumu... Evet. Sen... Kodutmayın, verin para beş taşa! fazla illegal çekiliş yaptığı iddia ediliyor. Mr. Beast bugüne Bayağı. kadar katıldığı podcast programlarında yine aynı şekilde kanalı üzerinde yaptığı canlı yayınlarda kitlesinin büyük bir kısmının çocuklardan oluştuğunu kabul eden biri. Eski ekip arkadaşına göre de çocuklardan oluşan bu kitleye sürekli olarak kumara teşvik yapıyor. Örnek vermek gerekirse mesela tişört imzalama canlı yayını yapıyor. İşte canlı yayında tişört olan insanlara imzalı tişörtünü yolluyor, sivitini yolluyor vesaire vesaire. Fakat canlı yayının birkaç yerinde şu yakalanıyor kameralara. Mr. Beast'in imzasını sivitlerin üzerine yanında bulunan Abi, arkadaşlar Aras, da yapıyor. Gerçekten Hatta... Karkuzda ama sonrasında bu olay patlıyor. Bazı insanlar YouTube'da Mr. videolar in yayınlayarak kanaldan bir kripto yayını yapsalar kaç izlenir tahminleri alalım. Oba bir şey değil mi? Coin'i pump'larlar ha. Ripple gitse bir daha yayın açsa anında Ripple alırım ya bak Ruhi'nin. Ruhini kanal Ripple yayını yapınca almam ama Mr. Beast eklenip Ripple yayını yaparsa o zaman Ripple'a girerim. İmzaların sahte olduğunu belirtiyorlar vesaire vesaire. bu arkadaşın ver. iddialarına göre bu canlı Hangi fake hediyeler ve fake ürün satışları da yaşanmış. Örnek vermek gerekirse Mr. Beast ve ekibinden ömür boyu köpek maması kazanan birinin daha sonra Reddit'te attığı bir posta 5 aydır bu konuyla... Nesli sürekli story shitcoin paylaşıyor gördünüz mü? Ben geçen bir tane Twitter şeyine denk geldim onunla alakalı. Bir tane eleman varmış Arap tamam mı? Bütün ünlüleri kandırıp kandırıp böyle ünlüler kriptoyu bilmeyenler özellikle. Hep böyle meme coin çıkartıp dumplıyormuş. Adam 40 milyon dolar mı ne yapmış öyle ünlülerin üstünde? 2-3 tanesi ayıkmış. Almış falan girişi. Arap Arap aynen. Ha oynanamıyorum yalnız. <laughs> alakalı hiçbir gelişme yaşanmadığını belirtmesi ve daha sonrasında yaptığı bu paylaşımın Mr. Bisten Pierre ekibi tarafından kaldırılması çok fazla tartışılmış. Bir başka konu ise Mr. Bisten artık dünyaca ünlü olan çikolata markası. Arkadaşın iddiasına göre Mr. Biz çikolatasının içeriğini 2024 yılında komple yenilemiş. Amma ve velakin bununla alakalı ne? olarak izleyicilerine herhangi bir duyuru yapmamış. Yani şöyle söylersem muhtemelen daha iyi. E adam ne desin oğlum? Bu arada çikolatalarını alın. Çikolatalarımın içeriğini de değiştirdim bu komple. Artık 24 gram şeker 38 gram vanilya özü, 82 gram gamayam, 20 gram şatayat. İyi anlayacaksınız Mr. Beast'in çikolatası ilk çıktığında Mr. Beast tarafından içerisinde sadece 5 malzeme olduğu ve sağlıklı olduğu pompalanıyor dalga olarak. Lakin 2024 yılında bu çikolatanın içeriği değişiyor. Fakat He. Mr. Beast'in önceki videoları yani 5 malzeme var çok, çok sağlıklı bir çikolata iyice. söylemlerini. Oğlum bunları söyleyen insanlar hiç Coca-Cola ile tanışmamış mı? <laughs> olduğu videolar hala milyonlarca izleniyor. E 2024 yılında yani günümüzde değişen içeriği ise hiç de o eskiden anlattığı kadar sağlıklı bir yapıda falan değil. Video içerisinde bu arada Mr. Beast'in hamburgerleriyle alakalı da çok Mr. Beast'in hamburgerleri b gibi patlamış ya franchise'ını... Birine mi ne vermiş? İğrenç derecede kötü. Zaten kapattım onu. öyle bir olayları vardı. Fazla iddiada bulunulmakta. Fakat ülkemizde hamburger markası çok fazla bilinmediği için konunun oralarına girmek istemiyorum. Evet özetle arkadaşlar ilgili videonun içerisinde Mr. Beast ile alakalı tatlı. gerçekten çok skandal iddialar var. Üstelik bu iddialar böyle üstü kapalı bir şekilde değil alenen ayan beyan paylaşılmış durumda. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. MrBeast eğer çıkıp bir çürütme videosu yayınlamazsa veya şöyle dersem daha doğru olur. Kendisini çok mantıklı bir şekilde izah etmezse o videosu... Yani yapmaz hani şöyle bir şey Acun'un çıkıp evet Survivor'da tavuk pilav vermiyoruz demesi gibi bir şey yani. Sosyal medyada olduğu sürece MrBeast'e duyulan güven bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Ha mesela bana kalırsa o bir saatlik videonun en vurucu yeri MrBeast'in çocuklar üzerinden yaptığı abone ve çekilişlerle alakalı olan muhabbettir. Arkadaş o bölümde farklı ben kaynaklardan ben farklı ben insanlardan ben desteklemeler ben yaparak MrBeast'in kitlesini ben çok iyi bir şekilde yönlendirdiğini... Ya şimdi burada bir şey soracağım size harbiden. Siz gerçekten Mr. Beast'in abone olun ve bir sonraki videoya gelin ve Tesla kazanın lafına inanan var mı aranızda? Harbi soruyorum yani. Hani bunun gerçek olduğuna inanan var mıydı? Yok değil mi yani? <laughs> hani öyle bir şey dediği anda aklıma ilk lan amına koyayım Uganda'dan biri çıktı mesela. Hadi al hadi. Hadi al. Gelsin diğer videoya. Yalan dolan yani. Kolpanın kast ajansından alıyor alıyor getiriyor yazıyor yani 50 bin, 20, 30 falan hani. Çok belli yani o. Ve insanlara... Ha şey olsa çok şok olurdum lan Tesla veriyorum diye vermiyormuş mesela falan. Aslında kumarbazların çok iyi bildiği bir duyguyu hissettirdiğini söylüyor. O duygu da nedir? Kazan. Oğlum siz şeyi gördünüz mü lan olimpiyatlarda? Bildiğim kadarıyla zaten tüm abonelerin ismini görmesine imkan dahi yok. imkansız. Uganda'dan Uganda'nın bayrağını taşıyan adamı. Ben biraz şaşırdım hani ırkçı değilim benim bir sürü Ugandalı arkadaşım da yok ama yani biraz garip geldi bana. Hani bilemedim. çok yakın olma hissi. Ya dur diye bir duyguyu hisset çok iyi bir şekilde yönlendirdiğini ve insanlara aslında kumarbazların çok iyi bildiği bir duyguyu hissettirdiğini söylüyor. O duygu da nedir? Kazanmaya çok yakın olma hissi. Ya iddia dahil olmak üzere geçmişinde kumar oynayan herkes bu sözün ne kadar doğru bir söz olduğunu bilir. İnsanlar kumar oynadıkları esnada kazanmaya yakın olma hissine eğer kapılırlarsa ya batarlar ya çıkarlar. Ama çoğunlukla olarak batarlar. İşte kumar bu yüzden kötü bir şeydir. Kumar psikolojisiyle ilgili zaten kumar bağımlılığının en büyük sebebi bu ki ben yani araştırma yapılıyor öyle. Kumar yapınca insanlar kazandığından daha çok kazanmaya yaklaştığında zaten seviniyormuş. O zaman en fazla adır mutluluk sağlıyormuş. Yani bungee jumping gibi düşün yani. Atla, atlamak için yapıyor anladın mı? Bungee'yi atlamak için yaparsın. En sonunda asılı almak için yapmaz. Kendini durduramayan insanların kumardan mutlu bir şekilde ayrılma ihtimali yoktur. İşte arkadaşın... Kumar olayını anlamadım ben. Çünkü. İddiasına göre Mr. Beast tam olarak... bu Beast'i zaten sevmiyorduk mı? değil mi abi? Evet sevmeyiz bu Bugün dünya... YouTube'un ağzına sıçtı. en büyük YouTuber oldu. Eğer kanalıma 10 saniye içinde abone olursan bu iPhone 15 Pro Max'i kazanabilirsin. İşte bu özellikle küçük çocuklar için tam olarak kendilerini kazanmaya ya yakın bu, hissetme evet. ruh halidir. Ve bu şekilde de izleyen 10... On... Ne güzel işte çocuklara hayat dersi veriyor. İnternetteki hiçbir şeye güvenmemeleri gerektiğini anlarlar milyon insandan belki 100 binini, belki 500 binini, belki 5 milyonlu MrBeast Biz bugüne de kazanmıştır. Veya yine aynı şekilde arkadaşlar 10 saniye içerisinde açıklamalarda bulunan linkten şunu satın alırsanız satın alan her bin kişiden 5 tanesinin kutusunun içerisine 100 bin TL bırakacağım. Bu yüzden açıklamalar kısmından 10 saniye içerisinde satın almayı unutmayın. İşte mesela bu kutuda eğer 100 TL'ye satılan bir kutuysa yani herkesin alabileceği bir fiyattan satılıyorsa insanlara kendisini kazanmaya yakın hissettirir. Bu yüzden de emin olun çok fazla satılır. Arkadaşın iddiasına göre MrBeast Biz bu duygu halinden Çok fazla faydalanmakta ki dediğim gibi mantık çerçevesinde değerlendirdiğimizde de gerçekten çok mantıklı. Evet bu bir clickbait değil veya bu izlensin diye atılmış bir başlık değil. Mister Biz gerçekten bu sefer ifşa oldu. Konuyla alakalı olarak veya eski ekip arkadaşıyla alakalı olarak bence ilerleyen günlerde bir açıklama yapacaktır. Yapması da gerekiyor. YouTube'un neden shadowman attığıyla alakalı da çok kısa bir konuşma yapayım o kısımda boşlukta kalmasın. Abajur'un da YouTube'da neden böyle konuşuyorsun? YouTube'un global anlamda en büyük değeri. Anlamda yani evet YouTube abi. bir marka fakat MrBeast de YouTube'un içerisindeki en büyük marka. Bu yüzden YouTube'un kanıtlanmamış olaylarda MrBeast'i koruması kadar normal bir şey yok. He bunu yapması etik mi elbette tartışılır fakat yapma nedeni %90 ihtimalle bu arkadaşlar. Fakat MrBeast ile alakalı bu iddialar ilerleyen günlerde kanıtlanır ve herkesin kabul ettiği gerçekler haline gelir. İşte o zaman Shadowban olaylarını vesaire görmeyiz. Fakat şu aşamada rahatlıkla söyleyebiliriz ki YouTube global anlamdaki en büyük markasını şu anda korumakta. Evet ilerleyen günlerde konuyla alakalı farklı gelişmeler yaşanırsa bir video daha çeker karşınızda olurum. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından siz de bu konuyla alakalı veya ortaya atılan anda. iddialarla alakalı düşüncelerinizi benimle paylaşın. Yine aynı şekilde videonun açıklamalar kısmında bu videonun içerisinde anlattığım bir saatlik videonun da linki var. O linkten de ilgili videoya gidebilir tamamını izleyebilirsiniz. Fakat şunu peşinden söylüyorum o video her an kaldırılabilir. Yani linke tıkladığınızda bir anda karşınızda bir video bulamazsanız gelin. Oh, <laughs> o videoya karşı MrBeast Abi olay iyiymiş de, adam nasıl speedrun yapıyor ya kitledi. Kapat videoyu. Videoyu kapat. Abonelerine telefon vermiyor diyorlar. Bana Susan Wojcicki'yi bağla. Susan Wojcicki değil artık galiba CEO. Kadıncağızın çocuğu öldü. Bıraktı ondan sonra. Bana kızmayın. Bu Kız... kim? Bogdanov kardeşler. <laughs> Bogdanov Twins. Bu adamlar ne yapıyor? Peki ben bu adamın sadece suratlarının çok değişik. Ölmüşler lan. 72 yaşında ölmüşler. Has lan. Televizyon producer bilmem neymiş. İnanılmaz. Ya bu fotoğraf lanetli ya. Bunların işte... Bunun emotu da vardı ya. Bogd muydu neydi? Seven TV'de var herhalde. Telefonun şu, şu nimotu var. Çok Instagram'ın komik. Instagram sahibinin fotoğrafını niye atıyorsunuz? <laughs> çok komik, komik bu ya. Bu var bir çok komik ya. Bir iş bitirme fotoğrafı ya. Yani. <laughs> Seven TV'de <Musef> idolü. <laughs> Alo. Bunu ekleyeceğim ya. OBS'e ekleyeceğim. Alo. Alo. Evet dur. Ne yapıyorduk? Şu adamın kısacası konu buydu arkadaşlar. Dilim döndüğünce sizlere anlatmaya dilim dön döndüğünce... Ben bu arada bu açıklamadan hiç tatmin olmadım. Mr Beast izleyenlerin de çok olacağını düşünmüyorum. Mr Beast'in de olacağını düşünmüyorum. Çünkü adam ya çok öfedersiniz de yani lavuk YouTube'un McDonald's'ı oldu ki yani. İspanyolcası, Almancası, Rusçası, Mr. Beast Play, Mr. Beast yiyor, Mr. Beast tepki veriyor, Mr. Beast yardım ediyor, Mr. Beast diyor, Mr. Beast yemekte, Mr. Beast mezarda, Mr. Beast arabada, Mr. Beast, <laughs> Mr. Beast yani alma 30 tane kanalı var yani. Abi. Mr. Beast izleyen biri Burak Güngör'ü nasıl bulacak? Raf ederslerinden alışık olduğu bir kalıp vardır. Türkiye'nin jeopolitik konumu. Nereye geldik? <laughs> Koyup biz. <laughs> Mr. Abi. Hala haber. Mr. Beast'i sandım. Çok korktum yani. Bir tık gerildim. Türkiye'ye Türkiye gel, kadar geldiyse tık tık Öyle yani. Mr. Beast'in Ya bu şey gibi. Oha lan. Survivor'da tavuk pilav veriyorlarmış. Şaşırmakla aynı yani anladın mı? O herifte reality show yapıyor artık bunu insanlar kabullensin yani. Mr. Beast bugün çıkıp de ki dese desek ki ben artık ATV'de yapacağım programı. Hiç şaşırmam. ATV'ye şaşırırım yani. ATV yerine başka bir... hani ben artık HBO'da yapıyorum falan dese tamam derim yani. Yapar. Netflix'teyim ben falan. Hiç umursamam yani. Öyle bir adam. Şu adam bunu bitirsin de Televizyonu YouTube'a taşıdı. Aslında YouTube'u televizyona taşıdı herif. İnanılmaz bir plandı bu arada. Çok mixturbistan daha etkileyiciydi bu. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Başarılı chat.